Merhaba arkadaşlar, 69. bölüm. 2012 yılında çıkmış bir ondalık sayı sorusu virgül kaydırma kullanılmış. Virgül kaydırma sorularında eleyici bilgi olarak şu kullanılır. Önce mantığını söyleyeyim. Mesela siz 22'ye böldüğünüzde 10 sonucunu bulursunuz. Hem üstü hem altı 10 ile çarpsak 200 bölü 20 yine 10 sonucunu verir. Öyleyse ben derim ki hem üstte hem alta bir sıfır atabilirim. Birer tane daha sıfır da atabilirim. Aynı şekilde 0,2'yi 0,1'e bölseniz mesela ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Aynı buradaki gibi hem üstü hem altı 10 ile çarpalım. Ama burada tam bir sayı yok. 0 virgüllü bir sayı var. Dolayısıyla 10 ile çarpmak demek şu virgülü bir tane bu tarafa kaydırmak demek. Aslında burada da aynısını yapıyoruz. 20,0'dan virgülü bir tane bu tarafa kaydırıyoruz. 200,0 oluyor. Fakat tam sayı olduğu için yazmıyoruz. Burada da virgülü bir kaydırdığımızda 2 oluyor, alt tarafta 1 oluyor, 2 bölü 1, 2 oluyor. Bu mantıkla giderek soruları çözeceğiz. Şimdi şunu yapacağız. Bunun pratik yoluna önce değineyim. Şimdi bir şeyi 0,5'e bölmek demek aslında 0,5 1 bölü 2'ye eşit olduğu için şöyledir. Payda da 1 bölü 2 var. Rasyonel sayı sorusu gibi düşünelim. Payda da 1 bölü 2 var. Bir şeyi 1 bölü 2'ye bölerken şöyle olur. 10,25 bölü 1 bölü 2 diyelim. Rasyonel sayılarda bölmeyi hatırlarsak, bölme işleminde paydadaki ters çevrilerek çarpım olarak yazılır. Yani 10,25 çarpı 2 bölü 1 şeklinde yazarız. 10,25'i 2 ile çarpacağız. 10'u 2 ile çarptık. 20. 0,25'i 2 ile çarptık. 0,5, 20,5 yazdık. Veya uzun yoldan da 10,25 ile 2'yi çarpabiliriz. İşin pratik yolu bu. Ha, virgül kaydırarak da çözebiliriz. İkinci tarafı ya da bunu da anlatayım. Burada da virgül kaydırarak şöyle yaparız. 10,25 bölü 0,5. Bir tane kaydırdım. 102,5 bölü 5 oldu. Şimdi burada kaydıracağım ama altta virgül kaydıramıyorum. O zaman ne yapacağım? Alt tarafa 0 atıyorum. Çünkü virgülü sağa kaydırmak demek aslında 10 ile çarpmaktı. 5'i de 10 ile çarptım. 50. 1025'i 50'ye bölersem yine şu sonucu elde ediyorum. Ama tekrar söylüyorum, bu sorunun sorulma nedeni biraz şu pratik yolu görmek. Yani bir şeyi 0,5'e bölerseniz onu 2 ile çarparsınız. Aynı şekilde bir şeyi 0,2'ye bölmek de onu 5 ile çarpmaktır. Niye? 0,2 2 bölü 10'dur. Yani 1 bölü 5'tir. Bir şeyi 1 bölü 5'e bölerseniz payda durumunda olan 1 bölü 5 yukarıya ters çevrilerek yani 5 bölü 1 veya 5 olarak çıkar. Bir şeyi 5 ile çarpmış olursunuz dolayısıyla. 3,5'i 5 ile çarparsam önce 3'ü çarpayım, parçalıyorum kafamda kolay olsun diye 15, sonra 0,1'i çarpıyorum 0,5 15,5. Şimdi ne oldu? 20,5 oldu şurası. Şurası da 15,5 oldu. Çıkarttığım zaman 5 sonucuna ulaşıyorum. Tekrar bakalım. Önemli olan soruyu öğrenmek değil, soruda eleyici noktalar neler onları görmek. Birincisi virgül kaydırmaydı. Virgülü dikkatli kaydırıyoruz. Yani iki tane üstten kaydırdım, iki tane de alttan kaydırıyorum. Yer yoksa 0 atıyorum. İkinci nokta da şuydu. ÖSYM bu tarz sorularda 0,47 yerine, 0,72 yerine böyle 0,5, 0,2 gibi yuvarlak ifadeleri veriyorsa şunu düşünüyoruz. Bu bölüm durumunda aslında bir şeyle çarpılması olabilir. Yani bir şeyi 1 bölü 8'e bölmek aynı zamanda o sayıyı 8 ile çarpmaktır. Çünkü bir şeyi 1 bölü 8'e böldüğümüzde ters çevrilip yukarıya 8 olarak çıkar. Bunun gibi bu tarz ifadeleri görünce acaba bu sayıyı 0,5'e bölmek yerine daha pratik bir şeyle çarpma ihtimalimiz olabilir mi? Örneğin 2 ile çarpma olabilir mi? Gibi düşünmenin de faydası var. Bu şekilde sonuca ulaşabiliyoruz.